Sayın Başkanım, kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli genel sekreterlerimiz, sevgili çalışma arkadaşlarım. Odamızın 70. yıl etkinliğine hoş geldiniz. Programımıza odamızın köklü kurum kültürünü yansıtan İsolu Olmak isimli kısa film gösterimiyle başlıyoruz. Buyurun hep beraber izleyelim. İstanbul Sanayi Odamız 70 yıl önce 750 öncü sanayicimiz tarafından kuruldu. İstanbul Vakıfhan'da dikilen bu fidan bugün köklü bir çınara dönüştü. Bu çınar 1952 yılından bu yana hizmet kalitesiyle Türk sanayinin gelişmesine önderlik etti. Kurumsal yapımız kurulduğu günden bugüne her dönemin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dönüştü, gelişti. Yıllar içinde çalışanlarımıza yönelik nice eğitimler, toplantılar, sosyal faaliyetler düzenledik. İstanbul'un sembollerinden biri olan evimiz Oda Kule'de sürekli Türk sanayinin önünü açacak fikirleri hayata geçirdik. Açtığımız temsilciliklerle üyelerimize daha yakın hizmet vermeye başladık. Sanayi kongrelerimiz, çevre ödüllerimiz, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz, mesleki eğitim çalışmalarımız, Avrupa Birliği fonları ve yerel kaynaklarla oluşturduğumuz projelerimiz, araştırma çalışmalarımız ve kapsamlı eğitim programlarımız. Tüm bu çalışmaları birlikte ürettik, birlikte hayata geçirdik. 1952 yılında 700 üye ve 11 kişilik mütevazı bir çalışan kadrosuyla kurulan odamız bugün 22 bini aşkın üye ve 116 çalışanıyla dev bir aile oldu. Bizi bu günlere İSO'nun kurumsal kültürü getirdi. İSO ailesi olarak misyonumuz, yönetim kurullarımızın vizyonu, çalışma arkadaşlarımızın özverili çabalarıyla geçmişten aldığımız mirası daha da geliştirip yeni değerler katarak geleceğe taşımak. Yılların birikimiyle oluşan bu İSO kurum kültürüyle ülkemize ve sanayimize faydalı olmak en büyük motivasyonumuz. Nice 70'li yıllara. Yıllar içinde meclis üyeliklerinden yönetim kurullarına ve oda içi hizmetlere kadar odamızın birçok organında hizmet vermiş ama bugün artık aramızda olmayan yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız oldu. Verdikleri emekler, yaptıkları değerli katkılar için hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyor, onları sevgiyle ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyoruz. Bizleri yansıtan bu güzel film sonrası Genel Sekreterimiz Sayın Haktan Akın'ın konuşmalarıyla devam edeceğiz. Buyurun Sayın Genel Sekreterim. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli genel sekreterlerimiz, sevgili çalışma arkadaşlarım. Odamızın 70. yılını kutladığımız etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle sizlere sevgi ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Bugün bizim için mutlu ama aynı zamanda buruk bir gün. Geçtiğimiz hafta kıymetli başkanımız Hüsamettin Kavi'yi kaybettik ne yazık ki. Bu kuruma girerken ilk görüşmeyi yaptığım kişidir. Çalışmaktan her zaman onur duyduğum bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve bir kez daha saygıyla anıyorum. Öncelikle yönetim kurulumuza ve değerli genel sekreterlerimize bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gelişmiş toplumların en önemli özelliklerinden biri köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarına sahip olmaları. Ve bu kuruluşların yılların tecrübesiyle oluşturdukları kurum kültürüne bağlı. Odamız da 70 yıllık tarihi ve kültürüyle ülkemizin en köklü meslek kuruluşlarından birisi. Bizler gücümüzü temsil ettiğimiz sanayi sektöründen ve bu sektör için ürettiğimiz yenilikçi proje ve hizmetlerden alıyoruz. Üretmek İstanbul Sanayi Odası'nın DNA'sında işleyen bir olgu adeta. Öyle ki kurulduğu günden bu yana hiç durmayan, her geçen gün hizmet ve projelerine bir yenisini ekleyen, ele aldığı konularla gündemi belirleyen, bütün sektörün ihtiyaçlarına odaklanan, sanayinin uluslararası rekabet gücünü artırması ve geleceğe hazırlanması için çalışırken
başta insan kaynağı olmak üzere tüm altyapısını güçlü ve güncel tutmaya çalışan bir kurumuz. Bizler böylesi bir kurumun parçasıyız, üyeleriyiz. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. İstanbul Sanayisi olarak belirlediğimiz hedeflere yönelik her gün yeni projeler üretiyor, hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce başlattığımız mesleki eğitim projemiz bugün ülkemizin en kapsamlı beşeri sermaye projesi olarak örnek gösteriliyor. Günümüz ve geleceğimiz için en önemli konulardan biri olan sürdürülebilirlik konusunda ayrı bir departman kuran, çevre ve enerji faaliyetlerine bir yenisini ekleyen tek odayız. İSO Akademi altında verdiğimiz eğitimlere bugün binlerce üyemiz katılıyor. Eğitim konularımızı sürekli geliştiriyoruz ve iyileştiriyoruz. Ve şu anda uluslararası sertifikasyonla belgelendirilmiş üniversite ve diğer okullar dışında tek kurumuz ve tek odayız. Yeni nesil projelerimizde yeni bir kurguyu da hedefledik. Artık pek çok danışmanlık hizmetimiz, hedef dış ticaret, hedef pazar analizinden iş sağlığı güvenliğine kadar kendi çalışanlarımız tarafından veriliyor. Projelerimizin kapsamının genişlemesiyle odamızın etki alanını artıran ve bu etki alanımızı genişleten yeni projeleri de hayata geçiriyoruz. Endüstriyel tasarım ve mesleki belgelendirme konusunda iki yeni şirketimizi çok yakın zamanda hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Sayılarını artırdığımız temsilciliklerimiz de üyelerimize çok daha yakından hizmet veriyor. Teknolojik altyapımızı da sürekli geliştirerek hizmetlerimizi üyelerimize daha kısa sürede buluşturuyor ve kalitesini daha da artırmaya çalışıyoruz. Kaliteli ve zamanında hizmet anlayışımızın en zor koşullarda dahi sürdürülebilir olduğunu biz geçtiğimiz günlerde yaşadığımız pandemiyle test ettik. Pandemi döneminde tüm çalışma arkadaşlarımız, raportörlerimiz ve eksperlerimiz gerek yerinde çalışarak gerekse uzaktan bağlanarak sanayimizin tüm gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Pandemi döneminde iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak üzere üyelerine rehber doküman hazırlayan tek odayız. Destek birimlerimiz de o denli tecrübeli ki en güç organizasyonları bile en kısa sürede hayata geçirebiliyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran konulardan biri de veri yönetimi. Günümüzde yeni petrol olarak tanımlanan veriyi işleyecek ve bunu bir değere kavuşturacak ayrı bir departmanı hayata geçiren tek kurumuz, tek odayız ve bu konuda teknolojik yatırımını yapan da tek yegane kurumlardan biriyiz. Ben burada sadece sizlere yaptığımız çalışmaların bir özetini anlatmaya çalıştım. Bütün bunlar yönetim kurulumuzun güçlü vizyonu, bizleri sürekli yönlendirmeleri ve sürekli desteklemeleriyle siz değerli çalışma arkadaşlarımızın emeği ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü ISO kültürüyle mümkün olabiliyor. İstanbul Sanayi Odası'nı geleceğe güvenle taşımada en önemli değerimiz olarak gördüğümüz ve geçmişten miras olarak aldığımız kurum kültürünü ve bu kültürün önemli bir yansıması olan çalışırken aile olabilmek anlayışını geleceğe taşımak, siz değerli arkadaşlarımıza devredebilmek en büyük arzumuz, hedefimiz. Bu kurum kültürü yaşadıkça odamız daha nice 70 yıllara güvenle oluşacaktır. Sözlerime son verirken yönetim kurulumuza, çalışmalarımıza verdikleri destek için tekrar teşekkür ediyorum. Aklını, kalbini, emeğini bu kuruma veren siz değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne dek İstanbul Sanayi Odası'na hizmet etmiş emekli arkadaşlarımızı şükranla, ebediyete intikal etmiş çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum. 70. yılımız kutlu olsun diyerek sizlere bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizler de Sayın Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok kıymetli genel sekreterlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarım, bu anlamlı gecede sizlerle birlikte olduğumuz için şahsım ve yönetim kurulumuz adına çok mutluyuz. Konuşmama geçmeden önce maalesef geçtiğimiz hafta sonu aramızdan ayrılan, hepimizin
ağabeyisi, kıymetli başkanımız Hüsamettin Kavi'yi burada bir kez daha saygı ve sevgiyle anarak Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle Hüsamettin başkanımız gibi odamızın 70 yılda bugünlere gelmesinde emekleri olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm yöneticilerimizi ve personelimizi de saygıyla yad ediyorum. Sizleri de bir kez daha içten duygularımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 750 öncü sanayicimizin 11 tane ISO çalışanıyla başlattığı bir yolculuğun küçük ama çok kıymetli bir anını şu an hep birlikte gururla paylaşıyoruz. Eminim ki bizlerden sonra da İstanbul Sanayi Odamız çok daha uzun süreler ve uzun yıllar yaşayacak. Ve böylece bugün bizlerin yaşamakta olduğu bu duygular çok farklı zamanlarda, çok farklı yönetim kurullarına ve çok farklı İstanbul Sanayi Odası çalışanlarına da intikal edecek. Ne mutlu bizlere ki bugün burada Fazıl Zobular'ın, İbrahim Bodur'ların, Nurullah Gezginler'in, Hüsamettin Kavi'lerin ve emektar çalışanlarımızın mirasının temsilcileri olarak birlikteyiz. Ne mutlu 70 yıl önce örnek bir gelecek vizyonu ile bizlere bu yolu açanlara. Ne mutlu verdikleri emeklerle, yarattıkları değerlerle İSO'yu üyeleri ve çalışanlarıyla büyük ve saygın bir aile haline getirenlere. İSO bundan 70 yıl önce bir misyonla kuruldu. O misyon çağın ve zamanın gelişimine ayak uydurarak ama geleneklerin de kendisine vermiş olduğu güçten asla ve asla ödün vermeden Türkiye'nin gurur abidesi sanayi sektöründe rehberi olabilmekti. İşte bu anlayış eşliğinde başından itibaren bir aile, bir ekip ruhuyla hareket ederek geçen 70 yılda Türkiye'nin en güçlü ve en köklü kurumu olmayı başardık. Bununla birlikte İSO marka değeri de ve güvenilirliği de yüksek bir kurum haline geldi. Bizlere gurur veren bu başarıya ulaşmak tabii ki hiç kolay olmadı. İSO geçen 70 yılda oluşturduğu birikim, kültür ve misyonla ve çok da önemlisi siz değerli çalışanlarıyla birlikte bu ruhu başarabildi. Bundan sonraki nesillere de bu güzide kurumumuzun aynı çizgide, aynı istikamette, aynı rotada hizmet vereceğinden hiç kuşku duymuyorum. Bu nedenle kuşku duymadığımı söylüyorum. Çünkü bu konuda İS olarak çok yakın dönemde çok zorlu bir sınavı hep birlikte başarıyla verdik. Biliyorsunuz yakın dönemde bir benzerine en azından bizim nesillerin tanıklık etmediği çok zorlu bir pandemi dönemini yaşadık. Etkileri minimuma inmiş olsa da halen belli bir ölçüde yaşamaya devam ediyoruz. Hatırlayın bu süreçteki en büyük mücadele ülkemizde üretimin aksamaması, sanayimizin çarklarının durmaması, birçok ülkede yaşanan temel ihtiyaç maddelerindeki sıkıntıların yaşanmaması için verildi. İşte sanayicimiz bu zorlu mücadele yaparken onlara normal zamanlarından daha yüksek destek vermesi gereken kurumların da aynı dinamizm ve aynı fedakarlık içerisinde bu süreç yönetimini idare etmeleri çok çok önemliydi. Ne mutlu ki odamız pandeminin en yaygın döneminde normal süreçlerdeki görev anlayışından çok daha duyarlı ve de fedakar bir hizmet anlayışıyla üyelerimizin, sanayicilerimizin, çalışanlarımızın yanında oldu. İS olarak bu süreci sizlerle birlikte her türlü konuda tatil, gece, mesai ve mesai dışı demeden hizmet verme anlayışıyla yönettik. Böylece güçlü sanayi camiamız ülkemize ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirme noktasındaki
en önemli ve en öncü sektör olma gururunda yaşadı. İstanbul Sanayi Odası'nı pandemi döneminde bu haklı gurur verici noktaya tabii ki siz çalışma arkadaşlarımız taşıdınız. Dolayısıyla odamızın tüm çalışanlarına bu özverili, fedakar ve sorumluluk anlayışından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu onuru ve bu gururu 70. yılımızda burada siz vefakar çalışanlarımızla da paylaşmak istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. İşte ISO kültürü dediğimiz budur. Her türlü zorlu koşullara rağmen ülkemizin, sanayimizin yolculuğuna eşlik etmek, destek olmak, yanında olmak. Bu süreci hep birlikte iyileştirmek, ülkemizi bir refah toplumu haline getirmeye de bir nebze de olsa katkı sunmak. Bildiğiniz gibi ne kadar zorlu bir süreçten geçiyor olsak da bu dönemde çok farklı çalışmaları da hayata getirme başarısını da birlikte gösterdik. Sizler ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bizi bekleyen çok farklı, heyecanlı yeni projelerimiz var. Bu çalışmalarımızla önümüzdeki ayları ekonominin ve sanayinin gündemindeki kıymetli değerler üreten bir noktaya getireceğimize de yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken 70. yılını kutladığımız odamızı kuran, Türk sanayine büyük hizmetleri geçmiş, ismini hatırladığımız, hatırlamadığımız bütün sanayici büyüklerimizi, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Nice 70 yıllara diyerek hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, şimdi de plaket törenimize geçiyoruz ve ilk olarak hizmet ve çalışma süreleri 10 yıla kadar olan arkadaşlarımıza beratlarını vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Tacir'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Arkadaşlarımın isimlerini söylemeye başlıyorum. Sayın Feyza Büyük Nalçacı. Sevgili İrem Eşmeli. Sevgili Doğukan Aydoğan. Ayşegül Küçüknane, İlayda Atabey, erken geldi. Nevriye Yılmaz. Sevgili Mustafa Melih Özkaya. Sevgili Betül Aras. Özlem Ercan. Sevgili arkadaşlarımı burada bekleteceğim. Plaketi aldıkça ilerleyeceğiz. Sevgili Özlem Ercan, sevgili Ufuk Kural, sevgili Mehmet Cesur Keren ve Sezer Hoşgör. İlk grubumuzdaki arkadaşlarımız sırayla alabilirler. Sıradan gelebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Thank you.
arada da ekranda ilk 10 grubu, ilk grubumuzdaki arkadaşlarımızın resimlerini göreceksiniz. Tacire'ye çok teşekkür ediyoruz ve sevgili arkadaşlarım şöyle yapacağız. Ben bütün gruptaki arkadaşlarımı anons edeceğim ve sahneye öyle hepsini vereceğiz ki böylece hızlıca plaketlerimizi ve beratlarımızı takdim edebilelim. Şimdi de yönetim kurulu üyemiz Sayın Cemal Keleş'i sahneye davet ediyoruz ve yine arkadaşlarımı ben anons edeceğim. Sevgili Şeyma Gül Sezer Çalışkan, Burcu Bulacak, Fatih Tüysüz, Hilal Kazan, Tuğçe Sadur Akdik, Tuğçe Ayçil, Gülberk Ertap, İsa Akpınar, Ferhat Temur Kaynak, Murat Çalışır, Sedat Erdoğan ve Erim Yarcı. Bu gruptaki arkadaşları sırayla plaketlerini alacaklar. Yine bu sıra ekranda arkadaşlarımızın resimlerini görebilirsiniz. Hep beraber fotoğraf çekimimizde fotoğraflarımızla yer aldık. Arkadaşlarım, yine söylediğim gibi bu gruptaki arkadaşlarımız 0-10 yıl çalışma süresinde bizlerle beraber olan arkadaşlarımız. Yine yönetim kurulu üyemiz Sayın Cemal Keleş'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de yönetim kurulu üyemiz Sayın Vehbi Can Polat'ı sahneye davet ediyorum. Ve arkadaşlarımı anons ediyorum. Sevgili Meltem Pultar, sevgili Sezin Dereci Kösem, sevgili Mert Kasan, Didem Kurt, Haluk Celep, Abdülkerim Çakmak, sevgili Çağla Altıntaş, Sinem Kovancı Karakaya, Mustafa Tatlı, Cemal Berk Önüç, Eyüp Gök ve Sergen Akşehirlioğlu. Yine sevgili arkadaşlarımın resimleri ekranda görünüyor. Belirttiğimiz gibi hizmet sürelerimize göre beratlarımızı alıyoruz. Hediyelerimiz de mevcut.
sevgili Berk de plaketini alıyor. Sayın Vehbecan Polat'a da çok teşekkür ediyoruz ve yerlerini rica ediyoruz. Ve şimdi de sıra yönetim kurulu üyemiz Sayın Kemal Akar'da. Sevgili Kemal Bey, sizleri de sahneye davet ediyoruz. Ben yine arkadaşlarıma anons ediyorum. Sevgili Ali Top, sevgili Derya Sarohan, Murat Çağlayan, Mehmet Ali Güzeldere'n, sevgili Nihan Kuş, Muharrem Demir, Burak Celalettin Alkayış, sevgili Kadir Çoban, Zehra Tertemur, Gülsüm Özdemir ve Süleyman Karakaya. Sayın Akar'a da çok teşekkür ediyoruz ve yerlerini alıyoruz. Ve şimdi de yönetim kurulu üyemiz sevgili Sayın Sultan Tepe'yi sahneye davet ediyorum. Yine arkadaşlarımı anons edeceğim. Sevgili Mustafa Öztürk, Bilal Özçelik, Sinan Tatar, Cevriye Bağdatlı, Mehmet Fatih Erkölencik, Cihan Çevik, Serap Öz, Seren Selin Algan, Hayri Taş, Hasan Hulki Avcı, Asım Aslan ve İlhan Uz. Yine arkadaşlarımı hemen sağ tarafımda biraz bekleteceğim. Sevgili Sultan Hanım, plaketlerini takdim ediyor olacaklar. Hoş geldin Cihan'cığım.
Sayın Sultantepe'ye de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de plaket törenimize sevgili arkadaşlarım, 10-25 yıl arası çalışan arkadaşlarımıza plaket vermek üzere devam ediyoruz. Ve ben bu sebeple yönetim kurulu sayman üyemiz Sayın Bekir Yelken'i sahneye davet ediyorum. Buyurun Bekir Bey. Ben yine arkadaşlarımın isimlerini anons etmeye başlıyorum. Sevgili Sümeyye Görkan, sevgili Selda Öksüz, sevgili Özge Sarıçay, Nurşah Aksu Çubukçu, Mehmet Akif Meral, Melis Ilgaz Güler, sevgili Elif Yıldız, Osman Gör, sevgili Özlem Çakır ve Eda Çığ Türktaş. Sayın Bekir Yelken'e de çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Sadık Ayhan Saruhan'ı kürsüye davet ediyorum. Ve bu grupta ben de yer alıyorum. Ancak ben daha sonra plaketimi alacağım. Sadık Bey ile konuşmuştuk. Şule Kurt, sevgili Ömer İnan, Yılmaz Uygun, Ayşim Aydemir, Başak Er Karaçöp, sevgili Engin Çetiner, Hakan Çoban, Arda Sayın ve Harika Öztürk. Herkesi gördüm ama kendi resmimi göremedim. Sevgili Arda.
Sayın Sadık Ayhan Saruhan'a da çok teşekkür ediyoruz ve yerlerine davet ediyoruz. Şimdi de sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın İrfan Özhamaratlı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Diğer bu gruptaki arkadaşlarım da sevgili Recep Babacan, sevgili Barış Gürses, Şenay Erkan, Zeynep Özlem Ateş, sevgili Burçin Değirmencioğlu, Nesrin Akçay Eriçok, Hasan Kuşan ve sevgili Bahar Kuna. Sayın İrfan Özsamaratlı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Derken sevgili Bahar'ın plaketi kaldı evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, şimdi de 25 yıl ve üzeri çalışan personelimize plaketlerini vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Ve 25 yıl ve üzeri arkadaşlarım, sevgili Zehra Aykut, sevgili Esin Baltacı, İlhan Bayraktar, sevgili Genel Sekreterimiz Haktan Akın, Cem Erhazar, Ömer Baysan ve sevgili Fuat Altun. Devam ediyorum. Sevgili Hikmet Baltacı, sevgili Murat Bektaş, Engin Karataş ve sevgili Mehmet Çavdar. 33 yıl. Geçtiğini merakla sormuştum insan kaynaklarına. Mümkün değil bu kadar yıl geçmesi derken çok hızlı geçti. Engin Karataş.
Murat Bekler. Sayın Başkanımızı bırakmayacağız. Biraz daha sahnede tutacağız ve odamıza uzun yıllar emek veren ve emekli olan arkadaşlarımıza da sevgili başkanımız plaketlerini verecekler. Sevgili Erkan Söbü, sevgili Hayrettin Sert, Bekir Çakır, ancak Bekir arkadaşımı henüz göremiyorum. Meclis salonumuzda gördüm, evet. Emekli olan arkadaşlarımıza da pandemi sebebiyle plaketlerini verememiştik. Şimdi başkanımız takdim ediyorlar. Çiçek. Ve Bekir Çakır. Sevgili Bekir, Bekir. Yine emekli olan arkadaşlarımızdan sevgili Çiçek Topuz da aramızdalar. Başkanımız kendilerine plaketlerini verecekler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve yine bırakmıyoruz. Bugün odamızda daha önce görev yapan ve büyük emekleri geçen genel sekreterlerimiz de bizlerle beraber. Kendilerine de bugünün anısına plaketlerini yönetim kurulu başkanımız verecekler. Bu sebeple ilk önce sevgili Nusret Yılmaz. Buyurun efendim. Sevgili Gültekin Demir. Sevgili Mete Meleksoy. Kıymetlimiz sevgili Bahar Şahin. Ve çok sevgili Sayın Haluk Kobalioğlu. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de odamızın iki şirketi, Endüstriyel Prototipleme Anonim Şirketi ve Belgelendirme Anonim Şirketi'nde görev yapan arkadaşlarımıza beratlarını takdim etmek üzere. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız ve aynı zamanda şirketlerimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı olan Sayın İrfan Özhamaratlı ve Sayın Sadık Ayhan Saruhan'ı sahneye davet ediyorum efendim ben yeniden. Ve şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızdan sevgili Ahmet Şevki Ural,
Mahmut Kılıçbay, Ömrüm Özgül, Elif Naz Karakaya, Erkam Cihat Şahingöz, Hilal Sümer Aksu ve Mert Aydemir. Kendilerine sırayla plaketlerini verelim. Aydemir. Bir akrabalığımız yok, yanlış anlaşılmasın. Soyad benzerliğimiz var sadece. Sayın İrfan Özhamar Atlı ve Sayın Sadık Ayhan Saruhan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de odamızın temel faaliyetlerinden biri olan ekspertiz görevlerinde bizlerden değerli emeklerini esirgemeyen eksperlerimize plaketlerini takdim etmek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mustafa Tacir'i ben tekrardan sahneye davet ediyorum. Ve kıymetli eksperlerimiz Sayın Talat Atak, Sayın Şenol Demirbaş, Kadri Gülkökü, Meftun Aytekin, Adem Pelit, Ahmet Alper Aydın, Ali Gökhan Kurşun ve sevgili Ebru Asil. Kıymetli eksperlerimizi bekliyoruz. Geldiniz. Buyurun efendim. İlk gruptaki eksperlerimizi ben yeniden okuyayım isterseniz. Sayın Talat Atak, sevgili Şenol Demirbaş, Kadri Gülkökü, Meftun Aytekin, Adem Pelit, Ahmet Alper Aydın, Ali Gökhan Kurşun ve sevgili Ebru Asil. İlk gruptaki eksperlerimizdi. Sevgili eksperlerimiz bir de ayrıca hediyelerimiz de var. Hemen sol taraftan hediye paketimizi de teslim alabilirsiniz. İlk gruptaki eksperlerimiz tamamlandı mı acaba Zehra Hanım? Çok teşekkür ederiz Sayın Mustafa Tacir'i de yerlerine rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de yine eksperlerimize plaketlerini vermek üzere yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Vehbican Polat ve Sayın Cemal Keleş'i sahneye davet ediyorum ben efendim. Ve ikinci grup eksperlerimizi de davet ediyorum. Sevgili Muhammed Arıcı, Mustafa Gürkan Aydeniz, Perviz Sayan, Sibel Sargut, Tamer Kepçeler,
Arzu Oran, Harun Aşçı ve sevgili Nalan Erdöl Aydın. Hoş geldiniz. Zehra Hanım, ikinci grubumuz tamamlandı mı acaba? Çok teşekkür ediyorum ve ben Sayın Vehbi Can Polat'a ve Sayın Cemal Keleş'e teşekkür ediyorum ve yerlerini alıyorum. Şimdi de yine eksperlerimize plaketlerini vermek üzere Sayın Sultan Tepe ve Sayın Kemal Akar'ı sahneye davet ediyorum. Bu gruptaki eksperlerimiz Mehmet Beşparmak, sevgili Nevin Çiğdem Gürsoy, sevgili Hüseyin Koç, Selim Yıldırım, Recep Öztürk, Sehavet Arat'tan İsmail Gerdemeli ve sevgili Emine İşman. Ve böylece eksperlerimizi de tamamlamış olduk. Sevgili Sultan Tepe ve sevgili Kemal Akar'a çok teşekkür ediyoruz ve yerlerini alıyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi de odamızdaki çalışma hayatımızı kolaylaştıran arkadaşlarımıza beratlarını vermek üzere genel sekreterliğimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. İş yeri hekimimiz Sayın Doktor Gülşen Bender. Bilgi Teknolojileri bölümümüzden sevgili Mücahit Deniz. Sevgili Derya Üstündağ, Nezahat Bıcıl, Neslihan Özkan, sevgili...
sevgili Metin Mut ve sevgili Gizem Bilgin. Şimdi de sıra danışmamızda. Sevgili Betül Aydın ve sevgili Nazlıcan Duman Yeğin. Şimdi de sıra güven ve huzur içinde çalışmamızı sağlayan arkadaşlarımızdan. Sevgili Yalçın Özdemir, sevgili Emre Köse, sevgili Ahmet Akta, Ferhat Doğan, Adem Tarak, Behbi Şenay, Serkan Büyük Yıldız, Serkan Üstündağ, Gürkan Yentür, Selahattin Özdemir, Salih Köse, Zeki Korkulu ve Hakan Kandemir. En güvenli şekilde ulaşımımızı sağlayan arkadaşlarımızı ben tekrar okumak isterim. Adem Tarak, Behbi Şenay, Serkan Büyük Yıldız, Serkan Üstündağ, Gürkan Yentür, Selahattin Özdemir, Salih Köse, Zeki Korkulu ve Hakan Kandemir. Hakan Kandemir. Şimdi de sırada ofislerimizde çalışma hayatımızı kolaylaştıran arkadaşlarımızda sevgili Züleyha Hayta, sevgili Gül Karabulut, İsmail Ay Yıldız, sevgili Ayşe Bütün, Yaşar İlhan, Halil Ayta, Ayşe Karahan ve Adalet Kayıran.
Ve son olarak çalışma hayatlarının ilk deneyimlerini odamızda kazanan sevgili stajyerlerimiz İbrahim Samet Gündüz, Naz Parlak, İlkay Aşçı ve sevgili Murat Kızıl. Genel sekreterliğimizi de ve herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve toplu fotoğraf çekimi için herkesi sahneye davet ediyoruz. Odamızın 70. yılı tekrar kutlu olsun. Nice yıllarda hep birlikte olmak dileğiyle sağlıklı, mutlu günlerde sevgililerimizle. İkramlarımız sonra devam edecektir.